Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkıları, destekleri ve sizlerden beklediğimiz yoğun beğeniyle başladığımız videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hızlı bir şekilde giriş yapıyorum. Karagümrük sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Steven Colker'la yollarını ayırdı. Şimdi bazı isimler gittiği zaman hep eleştiri geliyor ya, yani bunu niye gönderdi? Ya işte bu da şöyleymiş, böyleymiş diye. Dünün en sevindirici olayı neydi? Fenerbahçe'de Enner Valencia, Luan Perez ve Nazım Sangare saha çalışmalarına başladı şeklinde. Şimdi saha çalışmalarına başlıyorsan bir hafta içinde, 2 hafta içerisinde takımla çalışmalara başlayıp, yani en geç 2 hafta içerisinde, 2 haftaya kalmaz bile, yani en geç 1 hafta içinde diyeyim, takımla çalışmalara başlayıp yerlerini alabilirler. Sevindirdi. Yine sevindirici bir gelişme, U19 milli takımımızın 18-23 Aralık tarihleri arasında Antalya'da yapacağı hazırlık maçının kadrosuna Fenerbahçe'mizden Yusuf Kocatürk, Yiğit Efedemir, Melih Bostan ve Göztepe'de kiralık olarak oynayan oyuncumuz Emir Ortakay'a çağrıldı. Emir Ortakay'la ilgili ben defalarca anlatmama rağmen yine soru geliyor. Devre arasında çağırır mıyız diye. Hayır. Yani hayır. Arda Güler için transfer açıklaması, anlaştık. Arkadaşlar bu en net, en son açıklama. Gençler Birliği Başkanı Niyazi Aktaş, Arda Güler'in bonservis payı için Fenerbahçe'yle anlaştıklarını açıklamış ve detaylara dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Özellikle detaylar. Ali Koç'la anlaştık. Paket halinde bir anlaşma yaptık. Yani biz bunları hocam senden duyduk zaten. 2,5 milyon avro alacağız. Ayrıca önerdikleri 7-8 oyuncu var. İşte burada MHYB diye bir etiket vermek isterdim ama ukalalık oluyor diyor arkadaşlar. Verme hocam diyorlar. İtici oluyor diyorlar. Vermiyoruz. 7-8 oyuncu var. Biz onların içinden işimize yarayacak oyuncuları kiralık olarak, bedava olarak alacağız. Bakın, ben bunlara ek olarak şunu söyledim. Kiralık ve bedava aldıkları oyuncuyu oynama garantisiyle alacaklar. Yani alıp oynatacaklar. Bu da bizim işimize gelecek diye. Biz de 4 genç oyuncumuzu verdik. Bunların ikinci satışından da %15 pay alacağız diyor. Transfer yasağı kalktı. Şöyle oldu, böyle oldu. Arda Güler şu kadar gol attı falan filan. O çok önemli değil artık. Olay bu. Şimdi Ali Koç'ta anlaştık. Paket halinde bir şey alacağız. Yani 7-8 oyuncu. Gördüğünüz üzere durum bu. Mesela Lemos. Lemos Gençler Birliği'nin işine yarar mı? Bence yarar. Gayet de yarar. Takımdan ayrıl. Teklif geldi. Now now. Oğlum git. Sana 200 bin euro teklif geldi. Now now. Oğlum git. İşte İspanya 2. liginden isteyenler var. Now now. Al sana bu. Sözleşmeli mukabeleli futbolcum. Gönder 6 aylığına. Yani Fenerbahçe parasını verip yollamaya çalışıyor diyenlere de katılmıyorum. Parasını verip falan göndermeye çalışmıyoruz. Niye parasını verip gönderelim? Yani kusura bakmayın arkadaşlar, sözleşmeli futbolcun. Bugün Lemos, Buruma, ne bileyim Çağatay Kurukalıp, hani Ertuğrul da olabilir. Ama Ertuğrul çok fazla şey değil. Mesela Nazım Sangare 10 numara 5 yıldız olur. Gönder Gençler Birliği'ne oynasın. Ritmini bulsun. Ya hocam alt lige futbolcu mu gönderilir? Alt ligde çürür, şöyle olur, böyle olur. Ya gönder ritmini bulsun. Şimdi şunu söyleyeceğim size. Sözüm meclisten dışarı. İsmail Yüksel'i bugün herhangi bir PTT birincilik takımına versen, oynama garantisiyle versen nelerini geliştirir? Hocam geriye gider ya, işte Jesus'tan dolayı. Adam zaten uçuşa geçmişti. Ha, burada da kötü futbolcun, oynamayan futbolcun orada uçuşa geçer. Mesela Buruma. Ben olsam gözüm kapalı veririm. Eğer 4 milyon euroya alma madden varsa oraya gönderirsin, futbolcuya da şu mesajı verirsin. Yani sen benim futbolcumsun. Ben seni istediğim yere gönderirim. Sen de kendine çekidüzen ver diye. Basketbol için Fenerbahçe Beko'dan dolayı bir duyum var sosyal medyada. Benim duyumum değil. Fenerbahçe Beko uzun rotasyonu için Giannis Antetokounmpo'nun kardeşi Kostas Antetokounmpo'yla görüşüyormuş. Ben normal Antetokounmpo'yu tanımıyorum ki kardeşini tanıyayım. Bunu yok artık, imkansız, olmaz böyle şey falan filan diye paylaşmışlar. Ben bilmiyorum. Ben şunu biliyorum. Tedavi süreçleri devam ediyor bazı basketbolcuların. Mesela Bielisa'nın, Scottie Wilbekin'in ve Jonathan Motley'in tedavileri sürüyor. Bunlar İstanbul'da oynanacak Baskonya maçında forma giyemeyecekler.
Pierre ve Tarık Biberovic takımla çalışmalara başlamışlar. En azından sevindirici gelişme bu. Ne kadar da son maçta maalesef çok ciddi ve üzücü bir mağlubiyet alsak da Euroleague'de liderliğimiz sürüyor. Sevindirici tarafı bu oldu açıkçası. Başka türlü hiçbir tarafı yok maalesef. Fenerbahçe Diego Rossi için serveti reddetti. İşte ben bu habere takıldım. Niye takıldım? Devre arasında eksik bölgelerini güçlendirmek istiyor Fenerbahçe. Çalışmalara başladı. Fakat elindeki futbolculara gelen teklifleri de değerlendirmeye aldı. Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo'nun ardından şimdi de Diego Rossi paylaşılamayan oyuncu olurken özellikle Brezilya ekibi Flamengo Uruguaylı oyuncu için ısrarcı. Arkadaşlar bakın ben hep söylüyorum yine söylüyorum ancak anlamıyorsunuz. Daha nasıl anlatmam lazım bilmiyorum. Şunu söyleyeyim. Ben önemli duyumu bir kere söyler geçerim. Öyle ikinci üçüncü vurgulamam. Niye vurgulayayım ya? Dinleseydi de derim. Bir ikincisi arkadaşlar Diego Rossi için 12 milyon euro ve üstü bir teklif gelirse masaya otururuz. Hocam masaya oturmayalım. Sandalyeye, koltuğa oturalım. Masaya da otururuz. 12 ve üstü. Hocam Diego Rossi 12 ve üstüne giderse bizimkilerin yapacağı hamle belli. Gider bizimkiler Burma'ya lisans çıkarırlar. Peki size çok küçük bir soru sorayım. 14 milyon euroya Diego Rossi'yi sattın. Hatta sonraki satıştan da %20 pay maddesiyle sattın. Burma'yla da dedin ki ikinci dönem oynayacaksın. Bence hiçbir fark yok. Hiçbir fark yok. Çünkü Rossi ağzıyla kuş tutsa da sizin gözünüzde çöp. Yuvarlansa da çöp, amuda da kalksa çöp sizin gözünüzde. Yani ellerinin üstünde koşsa, rakip savunmacıyı perte çıkartıp 5 tane gol atsa sizin gözünüzde çöp. Maalesef çöp. Ben de buna üzülüyorum. Ne yaparsa yapsın çöp. Madem çöp, o zaman Burma ile oynayalım. Ben bunu her dediğimde iyi de hocam fiziği çok mu iyi? Ya arkadaş futbol her futbolcu fiziğiyle oynamaz. Messi'de ne fizik var Allah aşkına? Ne fizik var? Mesela Ronaldo'da da muhteşem bir fizik var. Her futbolcu fizikle oynamaz. Etmeyin eylemeyin ya. Ben şunu söylüyorum. Önemli bir duyum. Net bir duyum. Rossi için 12 ve üzeri teklif gelirse otururuz. Devre arasında gitme ihtimali var. Fakat Ferdi için bu oran 25. Crespo için 25. Valencia için 7 milyon euronun üstüne bir teklif gelirse oturulup konuşulur. Arda Güler için bu fiyat 25. Anladınız mı? Çok net anlattığımı düşünüyorum. Mesela Lemos için. Ya Lemos için 200 bin euro, 300 bin euroya da biz okeyiz. Yeter ki teklif gelsin. Burma için. Hani 4 milyon euroya kesin alınıyor falan filan söylentilerinden dolayı diyorum. Eğer bu doğruysa Burma için 2,5 milyon euro da biri verse bence kabul edilir. Eğer böyle bir şey doğruysa. Neyse biz Rusti için teklifi reddetti haberine dönelim. Vitor Pereira ile Flamengo imzaladı. Ve Portekizli teknik adamın isteklerinden bir tanesi Rossi. Fenerbahçe yüksek bonservis istiyor. Alternatif bulursa otururuz demiştir. Flamengo 7 milyon euroluk teklif yaptı diyor. Teklif yapmadı. Yapılacak. Ama Fenerbahçe'nin net olarak tavrını biliyorlar. Bilginiz olsun. 10 gole katkı yaptı bu sezon 22 resmi maçta. Forma gidi 3 gol 7 asist. Arkadaşlar 20 küsür maç yani 22 maç dediğine aldanmayın. 14-15 maç bile yapmıyor. Böyle bir durum var. Ha. Bu kadar anlatmama rağmen hala hocam Rossi gidiyor mu gitmiyor mu diyorsanız bu da sizin zeka seviyenize bağlı. Yani buna da bir şey diyemem. Sen insanları küçük düşürüyorsun. Hakaret ediyorsun. Yo direkt engeli basıp geçiyorum. Direkt engeli basıp geçiyorum. Bu çünkü bu zeka seviyesinin bu kanalda değil. Farklı kanallarda takılması lazım. Forvet transferinde Fenerbahçe'ye kötü haber. İşte üzüldüğüm taraf burası. Fenerbahçe'nin transfer listesindeki İspanyol forvet Fran Navarro için kulübünün 5 milyon euro istemesi Fenerbahçe'ye geri adım attırdı. Bu şu demek, Mustafa Hoca'nın verdiği bir duyum daha gerçekleşti demek. Bir duyum daha gerçekleşti demek. 5 milyon euroyu doğruluyorlar. Ja Pedro sakatlandı ve ardından forvet transferi için düğmeye basılı Gil Vicente forması giyen 24 yaşındaki Navarro'dan kötü haber geldi.
Geldi golcüyle temas kurdu Fenerbahçe. Maliyeti soruldu. 5 milyon euro istediler. Bu sezon 20 maçta 1619 dakika, yani yaklaşık 18 maç, 11 gol 1 asistle oynadı ve transferi sezon sonuna bırakıldı diyor. Erdal Vahit diyor ki Fran Navarro taktiksel olarak çok zeki bir oyuncu. Muhteşem pozisyon alıyor. Nereye koşacağını çok iyi biliyor. Tarz olarak Luis Suarez'e benzettim diyor. Şimdi ben desem ki Fenerbahçe'ye niye Suarez bombası desem, diyecekler ki hani Suarez. Bu arada Luis Suarez'in de şartlarını soran bir takımız. Onu da kelime arasında, cümle arasında belirtmiş olayım da. Sonra bana demeyin hocam hangi ara sormuşuz demeyin. Navarro Jesus bir müddettir takip ettiğini ve beğendiğini söylüyor. Alınabilir diyor. Yani alınabilir dediği için de bir şey diyemem. Yani alınabilir diyor arkadaşlar, bir şey diyemem. Ama alabilir miyiz? O sıkıntı işte. Buna bir şey derim. Yani ben anlatırken size ne dedim, işte fizik olması lazım, bitiricilik olması lazım, koşu olması lazım, sprint olması lazım, taktiksel olarak iyi bilgiye sahip olması lazım. Bak, taktiksel olarak zeki. Pozisyon bilgisi yüksek. Nereye koşacağını biliyor. Luis Suarez'e benziyor diyor Erdal Vahit. Ki Erdal Vahit hani bol keseden, boş keseden atmaz. Bir bildiği vardır. Aboubakar ismini çok duyuyorum. Özellikle dün sosyal medyada şey gördüm. Aboubakar'la ilgili Ali Koç bizzat bu operasyonu yönetiyormuş. Gidip görüşecekmiş. Almaya çalışacakmış falan. Bakın. Aboubakar konusunda net bir ifade kullanayım. Aboubakar'ı bedava verirlerse, sözleşmesini feshederlerse, Aboubakar da bizim önereceğimiz fiyat olan yarım sezonluğuna 1 milyon euro artı şampiyonluk gibi bonusları kabul ederse Fenerbahçe'de derim. Hocam böyle bir ihtimal var mı? %1 civarında bir ihtimal. O yüzden %1 Aboubakar Fenerbahçe'de arkadaşlar. Aksini iddia eden buyursun. Şimdi hocam az önce dedin ki ben önemli duyumu bir kez söyler geçerim dedin ama burada şimdi tekrar etmeni istiyoruz. %1 diyorsun değil mi yani? Evet, %1 Aboubakar Fenerbahçe'de. Navarro için, Navarro için %30 diyorum. Hala bir ihtimal var. Eğer 5'i 3.5'a düşürürlerse %85. 3.5'un altına düşürürlerse %95 Fenerbahçe'de Navarro. O kadar da net konuşuyorum. Hocam diyelim Rossi 12'ye gitti. Buruma ile uzattık. 12 milyon euroya sen kimi alırsın? Ben Navarro'yu alırım. Pedro'nun durumuna göre Pedro'yu başka bir takıma kiralık da gönderebilirim. Oynayabileceği bir takıma, istediği bir takıma. Çünkü Fenerbahçe'de tutmadı. Yaz kampı yemesi lazım. Kadroda tutmanın da bir mantığı yok. Oynayabileceği takıma gönder. Gerekirse parayı sen ver. Oynama garantisi de gönder. Bak. Navarro'yu 3.5-4'e alırım. Bir tane stoper alırım. Mesela Samet Akaydın. Her gün Samet Akaydın düzenli olarak transfer ediyoruz. En son 5'e aldıydık sanırım. 2-2.5'a falan transfer ederim maksimum. Taş çatlasa ama 2.5 zannetme, 2.5 verilmez. 1.6-1.7 yancı alırım. Hiç olmaları ya bazı futbolcuları koyup takasla alırım. Param artıyor bak. Bir de yanına Nino çekerim. Kesin olarak üçlü savunmaya dönerim. Ben kesin olarak üçlü savunmaya dönüyorsam benim sol kanadımda Ferdi oynar. Alioski oynar. Lincoln oynar. Solu kapattım. Benim sağ tarafımda Osayi oynar. Ferdi oynar. Hani zorlarsam yine bir isim daha bulurum oraya. Sağı da kapattım. Benim merkezimde Arao, Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Yandaş Zayt var. Orayı da kapattım. Savunmayı da kapattım. Hücum ikilisinde King oynar. Batshuayi oynar. Valencia oynar. Değil mi? Navarro oynar. Arda Güler oynatabilirsin zorlarsan. Hani Lincoln oynatabilirsin falan filan diye sayarım. Ben transferi kapattım. Buruma falan da eğer onun yerine onu oynatacaksan, Rossi yerine, o da oynar. Kapattım. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Üçlü savunma oynadığın zaman Rossi'ye zaten çok fazla iş düşmüyor. Rossi'ye oynatacak yer bulamıyorsun. Yani 3-5-2 gibi oynatsan ya da 3-4-3 gibi oynatırsan evet Rossi'ye yer var. Bir kanatta Emre Mor, İrfan Can'ı oynatırsın. Bak onları hiç dahil etmedim. Sabit diye. Yanlış anlamayın. Bunlar sabit diye. Diğer kanatta mecburen bir tane forvet oynatıyorsun. Kingi ya da Valencia'yı oynatıyorsun. Hücumda Batshuayi oynatıyorsun. Navarro'yu oynatırsın. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Fenerbahçe'de forvet transferinde sürpriz gelişmeler bunlar. Ben açık söylüyorum. Aboubakar'ı ben beklemiyorum. Siz de beklemeyin.
Navarro'yu ben bekliyorum. İçimden bir ses de olacak diyor. Ama bakalım ne olacak. Musa Dembele'yi çok soruyorsunuz. Kim söylüyor arkadaşlar Musa Dembele'yi ya? Yani gören de ilgimiz, alakamız var zanneder. Zor işler bunlar. Ben de isterim olsun diye ama çok zor işler. Ama deseniz ki Navarro mu, Aboubakar mı, Dembele mi deseniz ben Dembele'yi isterim. Ama zor işler. Hakkımızda hayırlısı olsun. Umarım mesajı aldınız. Görüşmek üzere.